Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere pivot tablo üzerindeki dilimleme, slicing özelliğini göstermek istiyorum. Arkadaşlar, tipik bir veri üzerinde pivot tablolar oluşturuyoruz. Bu konuda çok videomuz var, inceleyebilirsiniz. Pivot tablolar bir anlamda verileri raporlamak için, sorgulamak için kullanılabilir. Bu amaçla bir pivot tablosu oluşturduğunuzda yeni sayfa diyelim bu sefer. Örneğin satıcı kişi burada olsun ve bölge satışları mı burada olsun arkadaşlar ve tutarlar olsun. Tabi biliyorsunuz bu alanları istediğiniz gibi çekebilirsiniz veya iç içe oluşturabilirsiniz. Yani veya tam tersi, o onun üzerinde olabilir, o onun altında olabilir, pardon. Yani şu şekilde de olabilir, satıcı altında. Arkadaşlar şöyle yapayım. Veya satıcı ürün şeyinin altında olabilir arkadaşlar. Bu konudaki kararları biz vereceğiz. Tekrardan bunu atalım diyelim. Diyelim ki baz tablom bu şekilde oluşsun arkadaşlar. Bunu sorgulayacak bir kişi diyebilir ki tabii ki filtre alanlarımız var değil mi arkadaşlar? İstediğimiz gibi buradan kullanabiliyoruz bu filtrelemeleri. Ondan sonra istediğimiz kadar alanda hatta buraya çekebileceğimizi söylemiştik. Ve bu filtre alanlarını buradan arkadaşlar kolaylıkla seçerek veya çoklu seçenekler yaparak kişiler verilerimizi sorgulayabilirler. Bu arkadaşlar mevcut bir özellik. Ancak daha farklı bir imkanımız daha var. O da dilimleme imkanı. Bakın pivot tablo üzerindeyken dilimlemeyi ekliyorum. Tarih dilimlemesi de yapayım. Önce tarihi aya çevireyim. Çünkü tarih mevcutta gün olarak. Buraya alalım. Tarihin üzerinde sağ tıklayalım. Gruplandır ay dedikten sonra. Tekrar tarihi buraya alıyorum arkadaşlar. Dilimleyiciyi ekledim. Tarih istiyorum. SIP numara, satıcı, müşteri kodu. Satıcı zaten aşağıda var. Müşteri grubu, müşteri unvanı olabilir. İli olabilir. Bölgesi zaten var. Ürün numarası olabilir. Ürün tanımı olabilir. Ürün grubu olabilir vesaire. Bakın arkadaşlar. Her biri birer filtreymiş gibi. İstediğim müşteriyi, istediğim ili istediğim arkadaşlar. Bunları da renklendirebilirsiniz. Bu şekilde tarihi de şuraya alayım arkadaşlar. Biraz verimi küçülteyim. Daha fazla size bilgi yansıtabilmek için. Evet arkadaşlar. Çeşitli renkleri de buraya dizebiliriz. Evet. Renkleri de kullanabiliriz dedik. Arkadaşlar seçeneklerden bunu da böyle olsun gibi verebilirsiniz. Evet, burada tıkladığımda bu müşteri için bu tabloyu veya kaldırabilirim. Bu il için veya kontrolle tıklayarak bu iller için arkadaşlar hayır istemiyorum sadece İzmir için diyebiliyorum. Şu müşteri grubundakiler veya şu firmanın arkadaşlar gibi şeyi görmüş olduğunuz gibi aslında bir filtreleme ancak böyle daha güzel bir görünüm var arkadaşlar. 3 tane il isteyelim veya İzmir ve Manisa ve diyelim ki Manisa ve şu ürün grubunda şeklinde arkadaşlar ve anakart. Demek ki İzmir'de, Manisa'da anakarttan bu kadar satılmış şeklinde arkadaşlar böyle bir görünümü alabiliyorum. Evet arkadaşlar, bu çalışmada da pivot table'ın dilimleme, slicing özelliğini sizlere göstermeye çalıştım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.